Arkadaşlar hepinize merhabalar. Son dersimizde ilk ünitemiz olan Allah inancı konumuzu bitirmiştik. Değerlendirme sorularımızı vermiştik. Hepiniz çözecektiniz. Umarım hepiniz cevaplandırabilmişsinizdir zorlanmadan. Daha sonra testimizi de çözüp birinci ünitemizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar ikinci ünitemize giriş yapıyoruz. İkinci ünitemiz Ramazan ve oruç. Hep beraber bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz. İlk olarak Ramazan orucu ve önemi. İkinci olarak Ramazan ve oruçla ilgili kavramlar, Üçüncü olarak kültürümüzde Ramazan ve Oruç. Bir peygamber tanıyorum. Burada da Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hayatını öğreneceğiz. Bir dua tanıyorum. Rabbena duaları ve anlamını da öğrenerek bu şekilde ikinci ünitemizi de bitirmiş olacağız. Arkadaşlar sizce Ramazan ayına niçin Oruç ve Kur'an ayı denilmektedir? Bu sorunun cevabını düşünmenizi istiyorum. Dersimizin sonunda zaten hepiniz cevaplandırabileceksiniz. Ramazan Orucu ve Önemine Bakalım. Ramazan ayı Hicri takvimin 9. ayıdır. Toplumumuzda Recep ve Şaban'la birlikte 3 aylar olarak bilinen aylardandır. Ramazan ayın İslam dinine çok özel bir yeri vardır. Çünkü bu ay oruç ayıdır ve Kur'an-ı Kerim bu ayda Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlamıştır. Yani Kur'an ayı denmesinin sebebi Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlamasındandır. Hicri takvim peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin tarih başlangıcı olarak kabul eden ve ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlenen ay takvimidir. Oruç, Allah'ın rızasını kazanmak için tan yerinin ağırmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir ibadettir. Akıl baki, akıllı vergenlik ve çağına girmiş her Müslümanın oruç tutması farzdır. Arkadaşlar bir insanın oruç tutması için bir kere ergenlik çağına gelmiş olması gerekiyor. Yani orucun farz olması için. Ve tabii ki de Müslüman olması, sağlığının el veriyor olması gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani az önce saydığımız özellikler eğer varsa oruç bu insanlara farzdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Peygamberimiz buyuruyor ki: Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu aydan sema yani cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan, Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Mekke'de peygamberimize vahyedilmeye başlamıştır. Bu yüzden Ramazan ayına Kur'an ayı denir. Sevgili peygamberimiz Ramazan ayında her zamankinden daha fazla Kur'an okumuş ve Müslümanlara da bunu tavsiye etmiştir. Müslümanlar Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i daha çok okur, onu anlamaya ve hayatlarına tatbik etmeye başlarlar, çalışırlar. Rabbimiz buyuruyor ki: Ramazan ayı insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peki arkadaşlar niçin oruç tutarız? Oruç Allah emrettiği için, onun rızasını kazanmak için, ona olan sevgimizi ve bağlılığımızı göstermek için tutulur. Oruç tutmanın maddi ve manevi pek çok faydası da vardır. Oruç tutarak arkadaşlar yoksul insanları anlayabiliriz. Karnağa çoğun insanların yerine kendimizi koyup empati yapabiliriz. Oruç tutarak Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşarız. Rabbimizin verdiği nimetlerin kıymetini anlar. Verdiği nimetler için ona şükrederiz. Açlık ve susuzluğun zorluğunu anlar. Açlık ve susuzluk çeken insanlara karşı daha duyarlı olur. Onlara yardım ederiz sabretmeyi öğrenir, irademizi güçlendiririz. Arkadaşlar iftar sofrasını düşünün. Önünüzde yemekler duruyor, karnınız çok acıkmış ama ne yapıyorsunuz? Ezan okununcaya kadar o yemeklere dokunmuyorsunuz. Yani burada irademizi güçlendiriyoruz, sabretmeyi öğreniyoruz. Peki orucumuzu bozan durumlar nelerdir? Bilerek bir şey yiyip içmek. Arkadaşlar unutarak bir şey yiyip içerseniz eğer bu orucunuzu bozmaz. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bilmeyerek yaptığınız için orucunuz bozulmaz. Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek yutmak. Yine burada bilerek yaptığınız için orucunuz yine bozulur. Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak. Bu da yine orucu bozan durumlardandır. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse orucu bozulmaz. Fakat oruçlu olduğunu hatırladığı anda yiyip içmeyi bırakması gerekir. Bazı davranışlar orucu bozarken bazı davranışlar da oruçluya yakışmaz. Oruçluyken sabırlı olunur, yüzümüzden tebessüm eksik etmeyiz. Öfkeli davranmaz, kalp kırmaz, yalandan, iftiradan ve dedikodudan uzak dururuz. Arkadaşlar oruçlu insan hani sadece yemeden içmeden kesilmesi değil, kötü söz söylememeli, insanların kalbini kırmamalı. Çünkü dedik Kur'an ve e, oruç ayı Ramazan ayı için, bu ayı en güzel şekilde geçirmemiz gerekir. Tabii ki günlük hayatımızda da bunları yapmamamız gerekir, ama Ramazan ayında özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle yaparak oruç ibadetini en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz. Peygamberimiz buyuruyor ki: "Oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine sataşırsa, iki defa ben oruçluyum desin." Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani arkadaşlar siz e, oruç tutuyorsunuz sadece yemeği içmeyi bıraktınız ama yalanı terk etmiyorsunuz. Oruçlu ağzınızda yalan söylüyorsunuz, küfür ediyorsunuz. Allah'ın sizin yemeği içmeyi bırakmanıza ihtiyacı yok. O sizden sadece güzel bir şekilde bu ayı değerlendirmenizi, insanlara iyi davranmanızı, sabırlı olmanızı, güler yüzlü olmanızı istiyor. Ramazan orucu dışında başka oruç var mıdır? Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farzdır. Ramazan ayı dışında da oruç tutulabilir. Peygamberimiz Ramazan dışında da bazı günler oruç tutmuştur. Bu tür oruçlara sünnet oruç denir. Yani farz değildir ama peygamberimiz yaptığı için sünnet oruçtur. Sünnet orucu tutan kişi sevap kazanır. Peygamberimizin tutmayı adet haline getirdiği sünnet oruçlar. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri peygamberimiz oruç tutardı arkadaşlar. Şevval ayında 6 gün oruç tutardı. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Her ayın 13, 14 ve 15. günleri de peygamberimiz oruç tutmayı bir adet haline getirmişti. Bazen Müslümanlar bir dileklerinin gerçekleşmesi ya da işlerinin olması durumunda oruç tutacaklarına söz verirler. Dilekleri gerçekleştiğinde bu kimsenin söz verdiği orucu tutmaları gerekir. Buna ada korucu denir. Bu orucu tutmak vaciptir. Mesela arkadaşlar bir sınava girdiniz. Diyorsunuz ki bu sınavdan 100 alırsam oruç tutacağım. Bu ada korucu olur. O sınavdan 100 aldığınız takdirde bu orucu kesinlikle tutmanız gerekir. Çünkü siz oruç adadınız.